Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Mevsimi geldiğinde mutlaka denerim, tam bir şifa deposu. Bahçeden topladığım baklalar ile muhteşem bir çorba tarifi vermek istiyorum. Baş taraflarını yıkayarak, temizleyerek hazırladığım baklaları kesme tahtasının üzerine alıyorum. Evet, baklalarımızı ince olacak şekilde doğrayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, baklalarımın hepsini aynı ebatta doğramaya çalışıyorum. Baklaları doğramadan önce uygun bir tencereye su koyarak kaynatmayı bırakalım. Evet, son baklalarımı da hızlı bir şekilde doğruyorum. Evet, baklalarımızı haşlarken yeşil kalması için önemli bir püf noktası var. Kaynayan suya tuz ekleyelim. Baklaları üzerine alarak kapağı kapalı bir şekilde yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Tuz baklanın yeşil olmasını sağlıyor. Mutlaka bu püf noktasına dikkat edelim. Yoksa kahverengi baklalar olur. Evet, baklamız haşlanana kadar terbiyesini hazırlayalım. Toplamda 5 yemek kaşığı un kullandım. Toplamda 7-8 kepçe yoğurdun suyundan ekliyorum. Evet, karıştırmaya başlayalım. Yeteri kadar su ilavesi yaparak pürüzsüz bir hamur hazırlayalım. Evet, baklalarımızı kontrol edelim. Yumuşayınca üzerine hazırladığımız terbiyeyi süzerek ekleyelim.
Terbiyemiz kesilmemesi için çorbanın suyundan 1-2 kepçe ekleyelim. Ve çorbayı ekleyerek sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim. Evet, çorbamızı karıştırarak kıvam alana kadar pişirmeye bırakalım. Kaynayan kıvam alan çorbaya damak tadınıza göre tuz ilavesi yapalım. Üzeri için domates suyu ve zeytinyağını sos haline gelene kadar kavuralım. iki-3 yemek kaşığı kadar domates suyu kullandım. Evet, çorbamızın köpüğü dağılması için arada sırada karıştıralım. Evet, kaynayan çorbaya kıvam alan sosu gezdirerek dökelim. Evet, sosumuzu döktükten sonra karıştıralım. Bu çorbanın olmazsa olmazlarından bir tanesi de dereotudur. Şöyle bir tutam dereotunu doğrayarak çorbanın üzerine ekliyorum ve altını kapatıyorum. Evet, altını kapattıktan sonra şöyle 30 dakika sonra ikramı hazırlayabilirsiniz. Ben size kıvamını göstermek için kaseyi alıyorum. Şöyle yarım saat sonra kıvamı bir tık daha koyulaşma oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun herkese.